Burası 8 birim, burası da 6 birim. Dolayısıyla bu parça 10 birim olacaktır. Şuradan aşağıya dik indirdiğimizde burada bir dik üçgen oluşur. 8'in 6'ya oranı neyse şuradaki yüksekliklerin oranı da aynısı çıkacaktır. Dolayısıyla bu yüksekliğe 8K, bu yüksekliğe de 6K diyebiliriz. Paralel kenarda dar açıyla geniş açının toplamı 180 derece. Bu geniş açıdan bir de burada olduğundan dolayı buradaki 3 açının toplamı 360 yapar. 90. Bunlar da 135'er derece kalır. Dolayısıyla burası 45 derecedir. 45 derece olduğunda buradan aşağıya bu şekilde indirdiğimizde ikizkenar dik üçgenler çıkar. Aynı şekilde bu 6K'yı buraya yerleştirirsek 8K olarak şuradaki parçada yine 6K olacaktır. Buradaki tamamı da 8K olur. Arada kalan parça 8K ile 6K'nın farkı olan 2K'dır. Burada bunu dik üçgen üzerinde gösterelim. Şurası 2K. Buradan aşağıya kadar toplam 14K'mız var. 14K. Hipotenüsümüz de burada 10. Dik üçgen olduğu için Pisagor teoremi uygularsak 14K'nın karesi 196. Buradan da 4 geldi. 200K kare dediğimiz 100'e eşit olacak. K'nın karesi buradan 1 bölü 2 olacağından K değeri 1 bölü karekök 2 olacaktır. K'nın değerini bulduk. Buradaki taralı alan daha önceki birinci şekilde elde edilen verilen paralel kenarın alanının kök 2 bölü 7 katı olduğu söyleniyor. Dik kenarlar 6'ya 8 olduğu için bu alan 24'tür. 24 eşittir diyoruz. Yükseklik yine 14K olacaktır. Buraya da A diyelim. Yani buradaki paralel kenarın geniş alanına. Taban çarpı yükseklik. Yani 14K. K gördüğümüz yere de 1 bölü karekök 2 yazabiliriz. Kök 2 bölü 2, kök 2 bölü 7 katı olduğundan dolayı da bunu da buraya çarpma olarak yazıyoruz. Burası bizim paralel kenarımızın alanı. Burası da kat olarak. Kök 2'ler gitti. 7 ile 14 sadeleşti. 2. 2 ile de 24 sadeleşir. 12 olur. Demek ki buradaki bir tane uzun kenar 12 santimetredir. Paralel kenarımıza baktığımız zaman bir kenarının 12 olduğunu görüyoruz. Diğeri de zaten 8 ve 6 idi. Şurası da 14 olur. 14, 12 daha 26 yapar. Diğer taraftan da 26. Sonuç olarak çevreyi 52 buluruz. Doğru cevap B.